Aldatan affedilir mi? Bence hayır. Çünkü burada affetme perspektifinden bakmıyorum ama ben. İlişkinin bitmiş olması perspektifinden bakıyorum. Yani o insana bir suçlu ceza yöntemiyle ben bakmıyorum. Bir şeyler bitmiş ki aldatıyor. Ben oradan bakarım her zaman. Dolayısıyla artık o ilişkiyle işin bitmiştir. İlişkiyle işin bitince o insanla da işin bitmiş oluyor. Ama insanız ya, sonuçta gelse ve dese ki Adil ben böyle bir hata yaptım, beni affet. Hiç mi? Ben affetmem. Çok net söyleyeyim yani. Bana sirayet etse, benimden haberim olsa, anlatsa da ben böyle bir şey affetmem. Çünkü bir masada mideniz bulanınca artık yemek yiyemezsiniz. Ben yemem yani, aç olsam da yemem. Midem bulanmış. Evlilik de öyle bir şey. Orada bir mide bulandırıcı bir şey var veya ilişki de öyle bir şey. Yani bitmiş. O insanla polemiğe de girmem ama. Şimdi bazı insan ceza vermeye çalışır, işte nefrete dönüştürür, intikam. Bende onlar yok. Ben sırtıma döner giderim. Yani yoluma bakarım. Buradan bir yere bağlayabilir miyim? Çok alakalı bir konu çünkü çok geliyor böyle vakalar bana. Lütfen olayları intikam ve öfke gibi saçma sapan duygulara dönüştürmeyin. Lütfen. Çünkü hayatta en zor şeyi başarmanız lazım. Tekrar bir adım atabilmek. Hayata devam edebilmek. Yani şimdi yağmur yağdı diye gökyüzüne küsecek değiliz yani. Yapacak bir şey yok. Hayata devam etmen lazım. Çünkü bizim toplumumuzda en çok eksik gördüğüm bu. Orada takılıp kalmak. Bir travmaya yapışıp o travmanın mağduriyeti içinde hayatına devam etmek. Hayır, devam ediyor hayat.